Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Biz neredeyiz? Çıkarız. Dünya. Avrupa. İstanbul. Florya. Peki şu an zemine basan ayaklarımız nerede? Öncelikle bir mekanı anlamaya çalışalım. Küçük mavi mermer taşlar var. Bir derinlik için gereken bir yükselti. Tamam, geçiyorum. Bir yere. Güneş almaya programla açılır kapanır bir taban. Tahminler alayım. Tahmin olan var mı? Efendim? Evet, şu an bir havuzdayız. İçerim. Yine alalım. Bu havuzun serüvenini diğer hikayeye aldığım zaman, yani buraya daha önce gelseydik, hikayesi havuz sahnesi olmadan önce geldiğimiz zaman bakalım çantamıza, çoğumuza neler alacaktık. Bir bone. Bir mayo. Biraz daha ekstrem koşullar için bir ek hayatı. Geçelim. Bu sahne, önce havuz sahnesiyken belli bir ailenin küçük bir kullanımı için kişilerin geldiği ve daha kişiye özel bir kullanımda olan bir havuzdu. Daha sonra havuz problem adında bir problemle buranın tamamen kimliği değişti ve şu an beraber bilgi aktarımı yaptığımız ve bilgi havuzuna dönüştü. Geçiyoruz. Ve bu havuz problemi bizim çantamıza, çoğumuza alacağımızı tamamen değiştiren bir problemdi. Ve bu mekan tamamen değiştiğinde bizim bilgi havuzumuza dolan bilgilerle aldığımız bilgiler tamamen değişti. Bir konuşmacı olarak ben size bilgi aktarımı ve kontrol yapmak için geldim. Ve aldığımız bilgilerde bir kitap, evet, Süper İnsan kitabı. Ve Yalın Alper Yalın'ın siyaset kitabına değiştim. Yani aslında bu mekan aynı kalırken içerideki hikaye ve vizyon tamamen değişti. Birinde küçük bir zümrenin gelip burada eğlendiği bir havuzken, diğerinde beraber bilgi aktarımı yapacağımız ve birbirimize vizyon aktarımı yapacağımız bir şekilde hikaye tamamen değişti. Geçebiliriz. Yani mekanlar aynı kalırken aslında değişen hikayeyle tamamen farklı bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Ve Ian'ın Boris problemi bizim matematikte köşe bucakta kaçtığımız problemler gibi değildi. Değiştirebiliriz. Ve şimdi gözlerimizi kapatarak yeni gerçekliğimizdeki bu hikayeyi düşünmenizi istiyorum. Eğer şimdi kapatabilirsiniz gözlerinizi. Biraz zor oldum. Bu havuzu yaptığımız zaman şu an aslında içinde bulunduğumuz gerçeklik belli bir yükseltinin altında, suyun altında olacağımız bir gerçeklikteydi. Üstü açılıp kapanır tavan ve güneşten gelen ışınların akışlarıyla daha da farklı bir gerçekliğin içinde olacaktık. Ama şu an baktığımız zamansa bir bilgi havuzunun içinde birbirimize bilgi aktardığımız bir gerçeklikteyiz. Geçebiliriz. Yani bu problemde, havuz problemi olarak adlandırılan problem, mekanı bilgi havuzuna çevirir. Tıpkı bu şekilde de bizim hayatta kalan insan ilk olarak kalmamızı sağlayan şeyler değişen hikayelerdi. Hikayeler, mekanlar aynı kalırken bizim tamamen farklı bir gerçeklik yaşamamızı ve bu kolektif hikayelere inanarak içinde yaşadığımız gerçekliğin bizim hayatta kalmamızı sağlayan öğelerdi. Yani homo sapiens, akıllı, bilen insan dediğimiz zaman hikayeler anlatıp bu kolektif hikayeler üzerine kendi gerçekliğini uygulayan insan oluyor. Tarihçi Roma Harari'nin dediği gibi Doğu Afrika'dan başlayan hikayemiz hikayeler uydurup bu hikayelerin etrafında kendi seviyemizi farklıca yaşamamız bizi aslında hayatta kalan insanlık olarak devam etmemizi sağladı. Geçelim. Yani hikayeler üzerine olan bu gerçekliğimiz, okuduğumuz kitaplar ve sonunda olan insanlık serüveni bizim hayatta kalmamızı sağladı. Geçelim.
Bize her zaman atalarımızı gösterebildiği zaman mesela bu şekilde mamutlara karşı olan insanlar, alet kullanan insanlar gösterilir. Yani bu aslında bizim atalarımızı bu şekilde görmemiz, bizi kendimizi daha farklı ve güçlü hissetmemizi ve aletler olduğunu kullanmamız, yani bu bizim daha iyi görmemizi sağlar. Sonra geçelim. Yani eskiden atalarımıza sorduğumuz zaman işte bugün ne yaptın, işte Muzan'la beraber bir mamutu avladım, işte buradaki farklılığı gördüm dediğin zaman daha farklı olur. Buradaki aslında çuval teorisi olarak, yani bu atalarımıza baktığımız zaman bugün Muzan'la avlayan atalarımız yerine mimarlığın çuval teorisi geliyor ve buradaki çuval aslında bizim temel ihtiyaçlarımızı koyduğumuz, aynı zamanda da bilgi havuzumuzdaki bilgileri içlerine aktardığımız, bizim kefemiz, bizim hikayelerimizi aktarmamızı sağlayan en önemli şeylerden biriydi. Yani fotoğraflara baktığımız zaman her zaman aletler kullanan, gidip de orada mamutu avlayan kişileri gördüğümüz zaman bu hikayeler bizi daha çok ilgimizi çeker, ama bu mimarinin çuval teorisine göre eskiyi yıkmayıp eskinin üzerinden farklı hikayeler oluşturmak bizim hayatta kalmamızı sağladığını düşünebiliriz. Yani bu havuzun mesela yapımında eskinin üzerine inşa etmek, yani bu çuval teorisinde şu gerçek var aslında. Eskiden insanlar yiyeceklerini, içeceklerini hepsini bir kefenin içine, mesela bizi de Keloğlan gibi hikayelerde gördüğümüz bir heybenin içine alıp bunu bu şekilde göç ederek oradaki bilgileri de aktardığını, aynı zamanda ki buradaki çuval teorisi bu insanların bilgi havuzuna aldığı bilgilerin de depolanıp götürüldüğü ve bu şekilde bilgi aktarımının yüzyıllarca devam ettiğini öngören bir hikaye. Ama bunu mesela tarih kitaplarında çok fazla görmüyoruz, çünkü bizim atalarımızın gidip de orada bir şeyleri avladığı hikayeler ve alet kullandığı hikayeler bize daha çekici geliyor. Aynı zamanda bu çuval teorisi bugün içinde olduğumuz havuz gibi eskinin üzerine tekrardan inşa edilerek yapılan yapıların aslında hikayeleri korunarak bize nasıl bir farklı gerçeklik uyandırdığını anlatmaya çalışıyorum. Burada aslında meditasyonla yani havuzda olduğumuzu hayal edelim dediğimizde de iki farklı gerçekliği aynı mekanda yaşamamızı göstermek için yapmıştım. Yani şu an aynı konumda kalarak aslında düşündüğümüzde eskinin üzerine inşa edilen yepyeni bir hikayenin içindeyiz. Önceki vizyonda buraya gelip insanların sadece eğlendiği ve çok daha az kişinin geldiği bir yerken bu mekan, sonrasında dönüşüp değişerek bizim bilgi aktarımını yaptığımız ve hikayeleri tamamen değişen yeni bir vizyonun aslında eseri olan bir mekana dönüştü. Geçebiliriz. Dolayısıyla bizim Doğu Afrika'dan atalarımızın başlayan hikayesi dünyaya giderken aslında bu çuvalın heybeyi aldığı bilgiyi, temel ihtiyaçlarını, bir tane geçelim. Temel ihtiyaçlarını aldığı ve çuvalına eklediği bu hikayede dinle beraber hem kültürel mirası hem de bir ortak hikayeyi anlatıp beraber yaşadıklarını gözlemliyoruz. Geçebiliriz. Burada olurken özellikle dil, bizim var duvarlarına resimler yapıp bu resimlerle anlattığımız hikayenin, ortak hikayenin bilgi aktarımını yapmamızı ve mitleri oluşturmamızı sağladı. Tıpkı heybemize, çuvalımıza aldığımız bilgiler gibi bu bilgi aktarımının nesiller boyu olmasını ve bugün bizim bilgi denilen kavram içinde yaşamamızı sağladı. Dilerim. Daha sonra bu bilgi havuzumuza, yani şu an bilgi havuzumuza doldurduğumuz bilgiyi daha sonra üç harfli bir konuma kaydettik ve bu da bir tık kadar yakın. Burada tahminleriniz var mı? Evet, Dünya'yı sarana World Wide Net. Geçebiliriz. Geçelim. Bu Dünya'yı sarana da yüzyıllarca boyu kültürel mirasla aldığımız bilgiyi ve buradaki öğrendiklerimizi, kefemize koyduklarımızı, aslında çuvalımıza bilgi olarak aldıklarımızı bunun içine kaydettik. Daha sonra geçelim. Ama bu sefer bu bilgi ve tüm öğrenilmiş kültürümüz, bilgi birikimimiz çoğumuza kattığımızı tamamen değiştiren bir şekildeydi. Ve bu aslında dünya saranağı içinde tıpkı şu an aslında sanki eski zamanda bir ateşin başında hep beraber bir konuşma yapıyormuşuz gibi aynı konuşmayı yapıyoruz. Ama tek bir farkla dünya saranağı içinde bu ateş kor kızıl değil de mavi ekranlar içinde hepimiz birbirimize bağlandığımız bir dünyadayız. Geçebiliriz.
Peki, matematikçiler ve fizikçilerin ve bilgisayar bilimcilerin önderlik ettiği bir soru vardı geçmiş yıllarda da. Bu dünyayı saran ağın beyinden ilham alarak, nöronlardan ilham alarak, matematiksel modelleyerek nasıl bir kavrama dönüştürebiliriz? Daha sonra bu kavram dönüşümü bize bugün yapay sınır ağları denilen kavramı getirdi. Geçebiliriz. Bu yapay sınır ağları ve yapay zekanın gelişimiyle, bu dijitalin de gelişimiyle bizim içinde bulunduğumuz gerçeklikler değişti aslında. Peki, gerçeklikler derken ne demek istiyorum? Yani bir tane gerçekliğimiz yok muydu? Geçebiliriz. Bizim şu an 3 tane gerçekliğimiz var. Biri fiziksel gerçeklik, diğeri sanal gerçeklik. Fiziksel gerçeklikte şu an aynı konumu paylaşıp beraber fiziksel aktarım, böyle bilgi aktarımı yaptığımız, konuştuğumuzda paylaştığımız gerçeklik. Sanal gerçeklikte ise tamamen farklı bir dünyada ve gerçek dünyanın kurmacasından uzaktaki bir gerçeklik. Ve bir geri gidelim. Üçüncü gerçeklikte de hiper gerçeklik var. Bir önceki sunumlardan gördüğünüz gibi artık Vision Pro ve diğer arttırılmış gerçekliklerin içinde olduğumuz ve kendi gerçekliğimizi sanalla beraber eş zaman olarak paylaştığımız gerçeklik. Burada Matrix filminin son filmini izlediyseniz orada da artık hani Matrix'e gerçek dünya bir iç içe oldu. Yani hiper gerçeklik paylaştığımız evren. Geçebiliriz. Bu dünyayı saran ağ, daha sonra yapay zekanın gelişimi ve dijitalleşmenin gelişimiyle artık bilim insanları genel yapay zekaya ulaşabilir miyiz sorguluyor. Geçelim. Ve genel yapay zekaya ulaşmak için iki tane şeyde çok fazla ilerlemesi gerekiyor bu algoritmaların. Biri yüksek miktarda veri olması ve bu yüksek miktardaki veriyi, içindeki bilgiyi de işleyerek kendi kendine genelleme yapabilme kabiliyetini geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu genel yapay zekaya ulaşırken artık yani bizim yüksek miktarda verimiz var şu an ama içindeki bilgiyi veri bilimi denilen teknolojiyle tahta ayırt etmeyi. Sonra ise artık bu modeller, algoritmalar genelleme yapabilme kabiliyeti kazandığında genel yapay zekaya ulaşmış olacağız. Geçelim. Bu genelleme yapabilme kabiliyeti nedir diye sorduğumuz zaman bunu bir analojiyle anlatmak istiyorum. Burada da bir çocuk hayal edin. Bunun yukarısında olan bir kitap var ve bunu erişmek istiyor. Daha sonra annesi yardımcı oluyor. Bir raf getiriyor. Daha sonra bir çocuk o rafın üzerine çıkıp kitaba erişmeye başlıyor. Sonra öğrenmeye başlıyor kendi kendine. Benden yüksekte olan yükseltilere erişmek için bir raftan, yükseltiden yardım alabilirim gibi bir genelleme yapıyor. Bu şekilde genellemeler yapa ve öğrenerek, deneyimleyerek genelleme yapabilme kabiliyeti kazanıyoruz biz insanlar olarak. Aynısında algoritmalara yapmamız olduğu zaman genelleme yapma kabiliyeti kazanmış oluyoruz. Burada yani anlamı ve bağlamı anlayıp kendi amacını belirlediğinde, kendi kendine amaç bulduğu zaman ve içindeki hiç kimseden beni bulduğu zaman, yani bilinci olduğu zaman aslında artık genel yapay zekaya ulaşmış oluyoruz. Geçiyoruz. Bu da benim çok sevdiğim bir filmden, Blade Runner'dan bir karakter. Daha sonra Blade Runner'da bu Android replikaları gibi dediğimiz aslında yapay zekanın temsilliği olan kişiler birebir insan robot şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve burada robotların düşünüyorum öyleyse varım, yani Descartes gibi düşünüyorum öyleyse varım dediği gerçeklikte artık bu Android replikalarının insandan ayırt edilmediği bir dünyaya gitmiş oluyoruz. Yani anlamı bağlamı anlayıp kendi amacını belirlediği ve farkındalığı oluşturduğu bir dünyada aslında genel yapay zekaya ulaşıp bu humanoidlerin de içimizde olduğu bir dünyaya gitmiş oluyoruz. Geçebiliriz. Peki, gerçeküstü çağ dediğimiz bizim artık Vision Pro gibi gerçekliklerin içinde yaşadığımız veya kendimize taktığımız gözlüklerle gerçeğin sanalla beraber iç içe olduğu gerçek üstü çağ, hiper gerçeklik dediğimiz yeni çağda duyarlı bilinçli makineler mümkün mü? Geçelim diğerine. Öncelikle burada bilinç ne demek, farkındalık, duyarlılık ne demek bunu bir anlayalım. Kendini diğer her şeyden ayrı bir ben olarak tanımlayabildiğinde bir algoritma makine ve kendi kendine
amaçlar koyabildiğinde, amaçlar belirleyebildiğinde ve bu amaçları gerçekleştirmek için kendi çabasını koyabildiğinde o zaman biz bilinçli, duyarlı olduğu tanımını yapıyoruz. Tıpkı bizim mesela bir üniversiteye gitmeyle ilgili bir hedefimiz olsun. Bununla ilgili bu amacı belirledikten sonra oradaki çalışmaya eforu koyarak sonunda bunu elde etmek için uğraştığımız gibi kendi kendimize amaçlar koyduğumuzda tıpkı onlar da bu şekilde amaçlar koyduğunda duyarlı, bilinçli hale gelecekler. Geçebiliriz. Yani onların da Descartes'in yıllarca önce dediği gibi düşünüyorum, öyleyse varım dediği senaryoda bu makinelerin, algoritmaların duyarlı olduğu senaryo olmuş oluyor. Geçelim. Burada da Frankenstein örneği var ve aynı zamanda Blade Runner'daki örnekler var. Bunlar aslında gerçeklikte sanalım bizim birebir o çoğumuzdaki bilgi aktarımı yaptığımızda ve sonrasında gerçekliğin algoritmalarla değiştiği zamanlarda kendi kendini düşünen, amaçlar belirleyen ve genel yapay zekaya ulaşmış filmlerdeki örnekler. Böyle bir sonuç nasıl olur ve bu senaryoda Çin'de yaşadığımız nasıl, gerçeklik nasıl değişir bilmiyorum. Ama yeni bir hikaye, yeni bir kendimize insanlık hikayesinde farklı bir gerçeklik elde edeceğimizi düşünüyorum. Geçelim. Yani bu canlılar tıpkı biz gibi içindeki beni, hiç kimseden elde ettiği beni gidip de düşünüyorum öyleyse varım dediği zamanlarda bunlar içindeki bilinci, farkındalığı elde etmiş oluyor ve bakalım bu dönemde gerçekliğimiz nasıl değişecek? Geçebiliriz. Sizin için çok teşekkür ederim. Aslında hazırladım ve birazcık daha ayrıntılıydı ama nedense buraya gelince bayağı heyecanlandım. O yüzden belli yerlere atladım, belli yerlere kafamız karışmış olabilir. Sorularınız varsa cevaplarım seve seve. Kusura bakmayın, gerçekten acayip heyecanlandım. Normalde de böyle heyecanlıyım ama bu başka oldu yani benim için. Sorunuz var mı burada? Yani ne anlamadınız? Yani aslında özet olarak hikayemizin değiştiği ve bu genel yapay zekanın hayatımıza girdiği dönemde tamamen farklı bir kurgu içinde olacağız. Yani bu mesela Blade Runner filminde gördüğümüz gibi insan sürü botlarının da içinde olduğu gerçeklikte biz bir hikaye olarak yani homo sapiens sürü yani insan olarak nasıl bir gerçekliğin içinde bulunacağımız bunlarla ilgili aslında bir kendi kendimize bir sorgulama yapmak amacıyla yapmıştım bunu. Bu şekilde. Sunum için teşekkürler. Benim bir şey ilgimi çekti. Düşünüyorum, öyleyse varım. Sanki o kısım yapay zekanın finali gibi geliyor bana. Yani sizce final mi yoksa daha sonraki adımlar var mı? Oraya geldik mi? Ben onunla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Bu aslında düşünüyorum, öyleyse varım. Artık Descartes'in duyulara güvenemeyeceği, yani görürken bile herkesin farklı gerçeklik gördüğü veya duyarken bile duyulara güvenemeyeceği gerçeklikte artık düşünüyorum, öyleyse varım. Yani varlığını kanıtlaması için sadece düşünmesinin kendi varlığını tekrar kanıtladığını göstermek için yaptığı bir söylem. Bu aslında alıntıyı yaptığım kitap da Duyarlı Makine kitabıydı. Orada bu genel yapay zekaya ulaştığım zaman algoritmaların kendi duyarlılığını, bilinçlerini kanıtladığı evreye düşünüyorum, öyleyse varım. Yani ben her şeyden, sizin bana verdiğiniz bilgiden, içime koyduğum bilgiden de ziyade kendi kendime bir bireyim, ben varım dediği benliğini her şeyden bağımsız olarak tanımladığı evre olarak oluyor. Dolayısıyla bu kısım aslında çoğu bilim insanı için genel yapay zeka olduğu ve artık üst sınır olarak görüldüğü kısım oluyor. Evet, burada Şahin Hocam da oynadığını söyleyebiliriz. Kendine düşünüyor. Onu da verebilir misin? Şevval'cim çok teşekkür ederim. Gelen herkese de şükranlarımı sunarım. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Şimdi yapay zeka en son olmayacak. Sonra doğru devam edeceğiz. Şöyle bir şart sunayım. Ben şöyle bir kalkayım. Yapay genel zeka hiçbir zaman son olmayacak. Yeni bir dönem başlayacak ama bu yeni döneme geçebilmek için şu an çok büyük eksikliklerimiz var. Ve bu eksikliklerin en temeli teknik problemler değil. Yani bugün ülkeler kendi aralarında bir anlaşma kurarlarsa ve kuantum küme bilgisayarları gerçekleştirmeyi başarabilirsek, Bitcoin'den olmak üzere, akıllı sözleşmeler dahil olmak üzere, bugün güvendiğimiz bütün güvenlik sistemleri çözülebilmesi, bizim arkasında güvendiğimiz
hash fonksiyonlarının kırılması maksimum 2 ya da 3 yıl olacak. Şimdi bizim problemimiz teknik bir problem değildi. Hiçbir zaman da olmadı zaten. Bizim problemimiz insan. İnsanı iki bir bağlamda değerlendirmek gerekir. Birinci problem şu: İnsan nasıl düşünür ve nasıl karar verir? Kabul edelim, bugünkü beyne dair bildiğimiz her şeyi İkinci Dünya Savaşı'na borçluyuz. Çünkü insan üzerinde deneyler yapabildiğiniz zaman insanın keşfedilmemiş bir parçasının nasıl çalıştığını keşfedersiniz. Peki Elon Musk insan deneyleri için izin aldı. Beynin farklı bölgelerini keşfedecek miyiz? Ya da işte beyni implant, bunlar hiçbir önemli değil. Oradaki espri şudur: ana kaynağından veri toplamak. Beynin bugün farklı noktalarında saç telinden daha ince 1024 tane, en az 1024 tane, hatta 1024 çarpı 10 üzeri 12 tane tel indirdiğiniz zaman bu tellerle beynin farklı noktalarından veri toplarsanız insan nasıl düşünür, nasıl karar verir biliyoruz. Eğer biz bir gün insan nasıl düşünür, nasıl karar verir sorusuna cevap verebilirsek yapay genel zekaya geçeriz zaten. Çünkü şu an elimizdeki en iyi yapay zeka yöntemi, daha doğrusu öğrenme yöntemi, reinforcement learning, pekiştirmeli öğrenme. Biz buna gelişim psikolojisinde bir çocuğu eğitmek için en kötü yöntem deriz. Bir çocuğu alın, yeğeniniz de olabilir bu. Yaptığı her iyi davranış için artı bir ödül, yaptığı her kötü davranış için eksi bir ceza verip bir şeyi mi öğretirsiniz, bir canavar mı yaratırsınız, bunu düşünün. Dolayısıyla bunu geçelim. Bu ihtiyacımız olan şey değil. Genel zekanı geçebilmek için önce düşünmeyi çözmemiz lazım, öğrenmeyi çözmemiz lazım. Nasıl öğrendiğimizin mekanik değil, felsefi cevabına ihtiyacımız var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Belki üretici yapay zekalar 2023 yılı bir makale der ki şu son konuştuğumuz üretici yapay zekalar yapay genel zekaya geçiş için bebek adımlarıdır der. Buna en büyük ispatı da bence şuradan geliyor olmalı. 20. yüzyılın çok büyük dil felsefecilerinden ve aynı zamanda bugünkü doğal dil işleme çalışmalarımızı önderlik eden Wittgenstein, dilinin sınırları dünyanın sınırları der. Bugün BART, VLMA, ChatGPT gibi araçların dil ve kelime sınırları olmadığı, eşsiz bir dünya yaratabildiği bir yerde, evet yapay genel zeka geçme ihtimalimiz var ama bunun farkında olur muyuz, orasını bilemedim. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Evet, biz yapay zeka kullanırken verileri işliyoruz. Veri kaynağı olarak da web'i kullanıyoruz. Yani internet ağımızı kullanıyoruz. Ama bu internet ağında birçok iyi bilgi olmasına rağmen bunlar kadar da kötü bilgi var. Hani yapay zeka bunu anlayacak kadar filtrelemeye sahip mi? Eğer böyle bir sahipse biz niye kullanmıyoruz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hocamız ben de düşündüm ya, ben tam onları sormak istiyorum. Biz önce düşünmeyin ne olduğunu anlamalıyız bence. Hani düşünüyorum öyleyse varım lafı yıllardan beri gelip geldiği için daha düşünmenin ne olduğunu bilmiyoruz olarak kabulüyorum ben kendimce. Çünkü bir, yani hem yaşadığımız dünyanın hem de kendimizin sınırlarını bilseydik hala da tıp bu kadar geriden, ya geride olmazdı. Önceliğimiz hocamız dediği gibi bu felsefeyi bulmak konusunda ben o yönde düşünüyorum. İkinci olarak da bu yapay zekalar, yani benim de araştırmam kolayıyla bizim verdiğimiz inputlara onların verdikleri verileri işleyerek kendi outputlarını veriyor bize. Biz ise, yani insan olarak ise biz inputa, herhangi bir inputa ihtiyaç duymadan sadece duyularımızla yaşıyoruz. Hani bize input vermeden onlar nasıl output verecek, nasıl bir üretim kaynağı olacak? Yani insan olarak evet bunu imagine etmek, düşünmek kolay geliyor ama çünkü insan, önümüzde bir insanın bir yerliliği var, yani bir kişi var. Ama bunu yap, yani bunu makineleştirerek bir şey yapmak mümkün mü yani? Ben ona bir sanal yaptırabilir miyim? Herhangi bir veri şey, daha doğrusu herhangi bir önünde sanat olarak tanımlamadığı bir şeye karşı ben ona sanat ürettirebilir miyim tarzında böyle bir sorum olacaktı. En sonunda sanat olarak tanımlamadığı bir şeye sanat üretebilir miyim demiştim. Şöyle bir yapay zeka, biz bir resim yaptırdığımız zaman belli şablonlara, işte belli başlı
örnek olarak belirttiğim şeylere karşı bana bir şey veriyor. Onlardan aldığı bazı verilere göre işlem yapıyor. Ama bizde öyle bir, yani daha ilerlemiş ki benden önce gelen sanatçılara bir bakayım da ben şunu yapayım dememiş. Yani kendi imgesini kendi yaratmış. Yapay zekalarda bu imgeyi kendisi yaratabilecek mi? Tabii böyle de özetliyorum. Oldu galiba. Yani aslında orijinal bir eser sunma, onu merak ediyorsun. İlk soruna geldiğim zaman aslında bir bias problemi. Hani aslında veri kümesine verdiğimiz ve ne kadar çok girişte ön yargılı veriler alırsanız çıkardığı sonuç da o şekilde oluyor. Bunun bir örneği Twitter'da bir bot vardı. Bundan sonra insanlar çok fazla ekşi söylemler yaptıktan sonra bu Twitter botu çıkışı olarak sürekli ırkçı ve aslında birazcık özellikle Afro-Amerikanlara karşı nefret söylemi geliştirecek bir çıktı vermeye başlamıştım. Aslında ne kadar bizim verdiğimiz çıktı kaliteli olduğu zaman o kadar çıktısı kaliteli oluyor. Veya biz önyargılı çıktılar, girdiler verdiğimiz zaman çıktı da aynı şekilde etkileniyor. Dolayısıyla ilk sorunun cevabı bu bayağı, yani bizim aslında veri kümesine verdiğimiz işin kalitesi veya onun aslında niteliği olabilir. Diğerinde de özgün bir eser koyma sürecinde özellikle görüntü şu işlemler, bu üretken yapay zekalarda Şirin Hocam daha bilgidir ama hani benim bildiğim kadarıyla ne veriyorsan yine ona göre çıkıyor. Mesela bir çıktı da prompttan şunu veriyorsun işte bu eseri işte Dali'nin stiliyle tekrardan çıkar. O zaman bunu yaptığım zaman algoritma veri kümesi içindeki Dali'nin yaptığı eserlere bakıyor ve sonra bunu onun üzerine uygulamaya başlıyor. Yani aslında bu olan çıktı tamamen input'tan kaynaklı ama orijinal bir şey çıkarabildiği nokta o da aslında tamamen orijinal olarak olan da aslında içindeki çıktının niteliğine bağlı oluyor. Yani yine çıktı da içindeki girdiye bağlı oluyor olarak verebilirim. Başka soru sorun var mı? Geleceğim ben. İlk başta geleceğim size de. Selamlar. Sunumumuz için teşekkürler öncelikle. Ben şeyi sormak istiyorum. Genel yapay zeka dediğimiz gerçekten bir insan gibi düşünebilen, yani şu an mesela ChatGPT var, soruları cevap veriyor, Tesla var, araba gidebiliyoruz, otonom. Bunların totalini yapabilen olarak bir değerlendiriyoruz genel yapay zeka. Yani bir insan gibi öğrenip büyüyebilen bir şey olarak, daha geniş bir pencere mi yoksa. Öncelikle onu soracaktım. Benim aslında temel sormuş olacaktı. Şu anda mesela farklı farklı şeyleri yapabilen yapay zekalar mevcut. Günün sonunda da hedeflerden birinin ilerleme noktasında insan gibi öğrenip tamamen her şeyi, yani araba da sürebilirsin, konuşabilirsin gibi bir noktaya evrilmesi isteniyor. Yani bu gelişimler bu yönde devam etmeye çalışılıyor bildiğim kadarıyla. Ben şunu soracaktım. Şu an insan düşünürken vicdanını da ortaya koyarak düşünüyor. Sadece karar ve mantıksal değil, duygusal. Bu noktada gelişen yapay zekada insan gibi öğrenebildiği sürede tahmini olarak kararlar sadece mantıksal mı olacak, yoksa insan gibi işin içine belli şeyler girebilecek mi? Mesela yani güçsüz, insan kendinden güçsüz bir şeye zarar vermediği noktada vicdanıyla, işte duygularıyla doktor bu noktada düşünüyor. Ya da işte savunma mekanizması olan mantıksal karar veriyor. Köpek sana saldırırsa savunuyorsun ya da kaçıyorsun. Bunun bazı noktalarda duygusal, bazı noktalarda mantıksal kararlar verilebiliyor. Yapay zeka böyle bir ilerleme yapabilir mi? Yani işin içine farklı şeyler katabilir mi? Farklı parametreler, duygusal, vicdani nasıl katılır bilmiyorum bu arada ama böyle bir öngörü var mı? Yoksa tamamen mantıksal devam edecek. İnsan benden bir gün şöyle bir şey diyecek. İnsan benim için gereksiz, insanı öldüreyim. Ya da bu tarz bir yolla mı devam edecek? İşin içine duygu, vicdan katılabilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ettim. Aslında burada duyarlılık, bilinçlilik dediğimiz kavramda hani kendini farklı yapıp aslında amaçlarını kendi belirlediği bir kısımda oluyor. Bu kısımda özellikle bilinç olduğu zaman hani sonuçta biz neden bir duygular hissediyoruz? Kendi içimizde bilincimiz var, belli bir hepimizin yaşadığı gerçeklik var ve sonunda duygular aslında tamamen geliyor ama bu gelişim olarak devam ediyor. Yani duygularımız bizimle beraber var oluyor. Dolayısıyla yani bu senaryoda
tam duyguları olur mu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu galiba çoğu bilim insanı da bilmiyor yani. Ama hani böyle öngörüler de var. Zaten beyin bilimiyle eş zamanlı olarak bu araştırmaların gitmesinin sebebi öncelikle matematiksel algoritm olarak tanımlayalım. Bizim beynimizdeki nöronları, yapıyı, olanı. Daha sonrasında ise bizim insan olarak duygularımızın ve diğer kısımların geldiği kısımlar. Herhalde bu da birazcık bizim gibi çalışıyor. Yani önce bir mantık kısmı, sonra duyarlı makine olduğu kısmında. Yani ben zaten bu konuşmayı da birazcık soru olarak bıraktım. Hani mümkün mü? Duyarlı bilinçli makine olması mümkün mü? Aslında bence bu hepimizin içine yaşadığı ve yeni gireceği ve çoğu bilim insanı üzerine araştırma yaptı ama belki çoğu da göremeyeceği bir dönem olacak. Hani bu duygu hissetme, duyarlı olduğu kısım. Eğer gördüğün zaman da bilemiyorum o gerçeklik nasıl olacak ama bu mesela özellikle Blade Runner filminde kişiler sonrasında insandan daha vicdanlı olmaya başlıyor. İnsandan daha vicdanlı ve daha dürüst bir şekilde kararlar alabilmeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir dönem gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü biz insan olarak çok önyargılı aslında, önyargılı ve filtrelerle aslında yaşamımızı sürdürüyoruz. Burada aslında kolektif hikayeler dediğimiz kısımda da biz mesela Türkiye'de doğan bir genç olarak ben Türk olma hikayesini, bununla ilgili anlatıları yapıp bununla ilgili bir kendime duygular geliştirdim. Bu şekilde bir anlatıda aynı şekilde o da gelişir mi bilmiyorum. Burada da devletlerin özellikle milli böyle hani yapay zeka algoritmaları olduğu kısımda hani belli bir şeylere daha ön yargılı. Mesela eğer bizim birilerimiz olursa Türkçülüğe daha hani ön yargılı ya da bununla ilgili daha çok hani manifesto edecek şekilde şeyler gelişebilir. Orada da bunun aslında hani duygu denen kısım olduğunu yani o kısım geliyor olabilir bilmiyorum orayı da tam. Yani bu birazcık aslında hepimizin yaşayacağı göreceği olarak düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi bizim takıldığımız nokta şu. Mantık çok sayısal, duygu çok sözel diye ayırıyoruz. Böyle bir şey yok. Duygunun formülizasyonunu çıkardığımız gün o da mantık kategorisi sayısal bir şey olarak geçecek. Zaten şu anki çalışmaların ana odaklandığı nokta da bu. Üzüntünün, daha üst seviyesi kederin, mutluluğun, sevincin, ister biyolojik bir takım faktörler, ister nöronlar üzerinden formülünü çıkarabilmek. Formülünü çıkardığımız şeyi makineye kazandırırız, orada rahat olun. Ama soru şu. Vicdan nedir? Ya da çok zeki bir şey, dünya üzerinde bildiğimiz en zeki varlıktan daha zeki bir şey, insanlığı yok eder mi? Şimdi şu zamana kadar yapılan testler ve geçmiş dönemin felsefelerine bakacak olursak benim cevabım hayır. Dünya üzerinde belli bir alanda uzmanlaşmış ve psikopati anlamında somut çıktılar üreten bir yapay zeka var, normal. Çünkü neden? Normal hususi olarak psikopati verileriyle eğitildi. Rocha testleri ya da MMPI testlerine göre normal dünyanın ilk psikopat yapay zekası. Normal ismini almasının sebebi Shining filminden kaynaklanıyor. Peki en zeki insanı hayal edin. Dünya üzerinde bildiğiniz en zeki insanı düşünün. Bu en zeki insanın herhangi bir şekilde çevresine, dünyaya, yakın çevresine zarar verdiğinden bir hikaye duydunuz mu? Hangisi? Oppenheimer'ın hikayesinde ama büyük bir ahlaki kriz var ve niyet başka. Niyet başka orada. Hani işte bir de tabii orada siyasi şeyler devreye giriyor. Yani Oppenheimer, Einstein bunu niye yapmışlardı? Günün sonunda niye kullanıldı? Hani bıçağı da üreten insanın amacı neydi? Günün sonunda niye kullanılıyor? Doğru. Yani hani benim inancım şu ki bu konuda size bir felsefi bir örnek vereyim. Dünyanın en eski felsefelerinden bir tanesidir. İbn-i Tufeyl'in Haybin Yeksan isimli bir hikayesi vardır. Hikayenin bir kısmını anlatacağım, tamamı başka bir şey ifade eder. Bir ada ülkesinde bir olay çıkar, yangın çıkar, savaş çıkar, şu an hatırlamıyorum onu. Anne bebeğini bir sandığa koyar, tıpkı Musa hikayesinde olduğu gibi sandık bir adaya düşer. Adada bebeği bir cevran bulur ve büyütür. Çocuk belli bir yaşa geldikten sonra adada kendisine benzeyen bir başka canlı arayışına girer, bulamaz. Ergenliğine geldiğinde de adadaki en zeki varlığın kendisi olduğunu keşfeder. Yavaş yavaş ergenliği biterken de şunu keşfeder. Varlığının var olmaya devam edebilmesinin bir tek şartı var.
adadın kendisi kadar zeki olmayan, hatta hiçbir işe yaramayan bütün canlılarla uyum içinde yaşamak olduğunu. Dolayısıyla yapay genel zeka değil ama bir sonraki aşama yapay süper zekaya geçersek, yapay süper zeka var olmasının dünya üzerindeki bütün canlıların varlığına bağlı olduğunu kabul edecektir. Ama burada bir soru işareti, minik bir soru işareti. İnsan o zamana kadar gezegene, dengeye zarar vermeye devam ederse, makina tabii ki yapay zeka soykırıma karşı olacaktır. Bu nedenle bütün insanları yok edip muhtemelen Amazonlarda birkaç kabileyi bırakacaktır. Çünkü bugün fen bilgisi dersini hatırlayın. İşte bir bölgedeki kurbağaları öldürürse sinekler çoğalır. İnsanlığı yok ederseniz hiçbir canlı yok olmaz. Sadece sivrisinekler ekosistemde etkilenir. O da yok olmuyor. Yani dünya üzerindeki ekosistemdeki yerimiz bu. Ha, illa yok eder mi? Hayır. Benim 3 ya da 4 teorim var. Yok etme teorime katılmıyorum. Günün sonunda anneniz çocukluğunuza gibi kötü bir davranış yaptığınızı sizi ikaz eder. Döver. Olmadı kandırır. Dolayısıyla yapay zekanın da insanların kötü taraflarını eğmek için muhtemelen bir kızacağını, sonra bir döveceğini, ondan sonra da hepimizi manipüle edeceğini düşünüyorum. Çünkü en zeki insandan daha zeki bir yapay zekadan bahsediyoruz ama ben bu yapay zekanın dünya evine insan kadar zarar vereceğine inanmıyorum. Ben doçent doktor Şebnem Özdemir, şu an İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Verebilme Anabilim Dalı Başkanıyım. MIT'nin Yapay Zeka Bilgisayar Bilimleri Laboratuvarı'nın da bir üyesiyim. İşte bu alanda kendimce geliştirmelerim, 6-7 tane patentim, 1-2 de kitabım var diyeyim. Bu kadar. Son bir soru alacağım bekleyen bir arkadaş için. Öncelikle konuşmanız için teşekkürler. Benim iki tane sorum olacaktı. Birincisi, yapay zekaya duyguları eklemeli miyiz daha doğrusu? Bunu iki örnek vermek istiyorum. Örneğin bir askeri yapay zeka, bir askeri robot yaptık. Ve bu robota duyguları ekledik. Bu robotu şöyle bir görev verdik. Bir tane kartel liderini yakalamasını istiyoruz. Bu kovalamaca da kartel lideri yaralandı ve hani robottan onu kurtarmasını istedi. Ama robot da eğer duygusu olmazsa görevini gerçekleştirip onu imha edecek. Eğer ki duyguları eklerse belki de robot ona acıyacak ve onu kurtaracak. Bu tarz sorunlar yaşayabilir miyiz? İkinci soru da şu olacaktı. Eğer ki robotlara zamanı gelince insanları işinden alırsa ve insanlar da robotlardan nefret etmeye başlarsa robotlar da soykırım yapmaz mı? Bunları soracağım. Bence ilk soru için aslında duygusal zeka ile bizim IQ dediğimiz hani rasyonel sayısal zekayı ayırmak gerekiyor. İkisi çok ayrı şeyler. Bir insanın hani mesela Oppenheimer filminde de gördüğümüz gibi orada mesela bir söylem vardı. Şey diyor, bu atom bombasını daha sonraki yüzyıllarda tekrar kullanılmaması için geliştiriyorum. Yani burada aslında göründüğü zaman atom bombası oraya yatıyor. Evet kötü bir şey ama gelecek yüzyıllarda bunu korumak için tekrar önleyici olarak yapılmasını yaptığım zaman da bu kişi iyi olarak yapıyor. Aslında burada bence bir algoritmanın hani iyi kötü amaçlı olması veya duyguları eklemeden önce bir insan olarak iyi kötü hani ayrımını. Şimdi baktığımız zaman o karakter kötü de algılanabilir kimisi için. Sonuçta orada kaç milyon insanın ölmesine neden oldu. Ama bir yandan baktığım zaman önleyici olarak bunu yapıyorsam o zaman sonrası geleceği düşündüğü için vizyoner bir insan olarak da görebiliriz. Mesela iyi de görebiliriz. Dolayısıyla bence bu burada iyi kötü kavramını ahlak kısmını birazcık yapmak gerekiyor. Birazcık da felsefi kısmı oluyor aslında. İyi ne, kötü ne, bunu ayrımını yapmak gerekiyor. Diğer kısımdaysa mesela Boston Dynamics'in savaş için özellikle geliştiren şeyler var. Makineleri, robotları var. Bunların amacı zaten insan eliyle olduğu için insan eliyle oradaki gidip o hedefi vurması amacım. Bunu duygu eklediğimiz zaman o robot farklı kavramı almaya başladığı zaman
aslında kendi amacını kendi belirlediği kısma gidiyoruz. Bu da duyarlılık haline geliyor. Dolayısıyla böyle bir şey eklenmeli mi, eklenmemeli mi bilemiyorum. Çünkü aslında onların birazcık da hizmet olarak oluyor ya. Aslında bu net dediğimiz zaman da duyarlı bilinçli olma kısmı geliyor. Gel basın. Şey, mesela örneğin vermek isterim. Yani bilmiyorum, hani iyi hizmet edecek sayıklanabilir. Yani bunu aslında çok gelişmiş bir şey. Burada aslında Şebnem Hoca'nın da dediği gibi o duyguları biz kendi adımıza bile hani formüze edemiyoruz. Mesela aşk bir duygu. Ne demek ki aşk? Hani bunu formüze edebilir misiniz? Hani 2 artı 2, 4 gibi bir kanun yok ki hani bunu ona şey yapalım. Böyle bir hani kısım geldiği zaman yani bu duyguları yani biyokimya dediğimiz şey çok gelişti, biyoteknoloji çok gelişti. Bunu aslında yapay zeka ile birleştiği zaman belki görebilir ama hani duyguların modellenmesi gerekiyor o zaman. Ama o da gelecekte var olacak gibi gözüküyor yani. Tamam, ben teşekkür ederim. Soru sorun var mı başka? Gel bak sorun. Tamam, güzel. Hepiniz önce geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şemal hocamıza da şu an çok teşekkür ediyorum. Ödülünü takdir etmek istiyorum. Buyurun. Kameraya bakıyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani çok heyecan yaptım, belli yerlere atladım. Ama tekrardan affınıza sığınıyorum ve çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.